Merhaba, bu videonun konusu bireysel motivasyon ama aslında bunun tam İngilizcesi self motivation, yani kendi kendine motivasyon. Bireysel motivasyonla gidip birinden gaz almanız gerekiyor. Gerek yok. Ben sizi doldururum, buradan sonra yürürsünüz. Öncelikle bireysel motivasyon için çok inanılmaz faydalı bir hikayem var. Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır. Bir de aslan uyanır. Anlatmayacağım tabii ki. Çünkü artık bundan daral geldi. Şimdi bir seminer dinleyeceğim zaman anlatan hocaya çok bakarım. Hani böyle hoca çok kıymetli bir hoca olmalı. Çünkü vakit harcıyorsun. Nasıl ki ben sizin vaktinizi alırken utanıyorum. Diyorum ki çok uzun oldu, kusura bakmayın. Gidiyorsun 2 saat adamı dinliyorsun. Başlangıç Afrika'da bir ceylan uyanır. Bir de aslan uyanır. Ceylan aslanı kovalar. Ceylan kaçsa yeter. Ya yeter artık yani. Hep mi aynı kaynakları okuyorsunuz? Neyse, atarımızı yaptık, başlayabiliriz. Şimdi bireysel motivasyon dediğimiz hikaye aslında sizin gaza gelmeniz değildir. Çünkü gaza gelmek ağrı kesicidir. Bizim istediğimiz şey ameliyat. Yani sizin bir ameliyat olmanız, kalıcı bir değişiklik olması sizde. Şimdi bu kalıcı değişikliği nasıl sağlayabiliriz? Huyunuzun, ruhunuzun, genel kültürünüzün, psikolojinizin ve sizin komple değişmeniz lazım. Bunu benim başarabilmem için İlk öncelikle bazı şeyleri hayal etmeniz lazım ya da uygulayalım. İlk önce size en yakın hastanenin acil servisine gidin. Devlet hastanesinde ama. Bakın bakalım oradaki insanların ne dertleri var. Sonra onkoloji bölümüne çıkın. Bir akciğer kanseri hastalarına sorun bakalım, eğer sigaradan muzdariplerse bir daha sigara içerler mi? Ya da keşke diyorlar mı? Yani başarabilmeniz için başarısızlıkları ve hataları görmeniz lazım. Çünkü çok şeyler görüyorum. Ben depresyondayım, hayatım çok kötü hocam. Hocam şöyle çirkinim, hocam böyle başarısızım. Arkadaş yaşıyorsun ya. Yani şükret, yaşıyorsun. Birisi gelip sana dese ki yarım saat sonra, ya kusura bakmayın kansermişsiniz. Şimdi kanser hastalarına da olumsuz moral vermek istemiyorum veya moralini bozmak istemiyorum ama şükredin halinize, ne olur. Yani yapabiliyorsunuz en azından. Şimdi bakın. Şöyle bir şey hayal edelim. Bu video biraz uzun olacak, kusura bakmayın baştan. Şöyle bir şey hayal edelim. Yolda yürüyorsun. Böyle deniz kenarı falan ama kimse yok. Yani sabahın çok erken saati, kimse yok, tamam mı? Sahilde yürüyorsun. Böyle adımları atarken bir bakıyorsun ki yavaş yavaş yerden havalanır gibisin böyle. Allah Allah diyorsun, ne oluyor ya? Bir iki adım daha hızlıca atıyorsun. Bakıyorsun yerden gerçekten kalkıyorsun. Rüyalarda insan bunu görür. Bütün insanların ortak rüyalarından bir tanesidir bu. Yani %80 her insanda görünür demeyeyim de %80 görünüyor uçma. Yürürken birden böyle hani 10 metre, 5 metre zıplamalar şeklinde havalanmaların oluyor ve yavaş yavaş geri iniyorsun. Şimdi böyle bir durumda, yani yürürken uçmaya başladığını öğrenirsen, böyle sana özel süper bir gücün varsa şöyle mi olur tepkin? Ah uçuyorum, o zaman ben uçarak eve gideyim. Birden hani şey demezsin değil mi? Aa, uçuyorum. Aa ne güzel, Allah'a çok şükür artık uçabiliyorum. Bundan sonra uçayım. İnsanın aklına bir sürü soru işareti gelir. Ya ben uçuyorum da acaba ne kadar süre uçabiliyorum? Yani şimdi boğazın üstünde uçarak geçmeye kalksam da ortada bitse bu gücüm, pert olurum. Dolayısıyla en güzel şey bile insanda şüphe uyandırır. En güzel şey bile kalıcı mı değil mi merak edersin. Yani sana piyangodan para çıksa bile veya birisi sana gelip de güzel bir şey yapsa bile sebebini araştırıyorsun. Kötü şeylerin ne sebebi vardır? İyi şeylerin de. Bizim motivasyon için birinci önerimiz her şeyden önce. Yani karşımıza gelen firma sahipleri oluyor. Onlarla oturup kurumsal ve bireysel koçluk denilen şeylerden yapıyoruz. Çok hani uzatmayacağım. Reklam gibi olmasın. Ama bireysel koçlukta birinci hikaye geminizdeki delikleri bulalım. Nereden su alıyorsunuz? Neden? Ne demek bu? Şimdi bir derdin vardır, bir sıkıntın. O senin sınırındır. Yani demek istediğim şey, ne bileyim, hemoroid vardır, ülser vardır, midende bir sorun vardır, bacağında bir sorun vardır ve doktora bir türlü gitmiyorsundur. Doktora bir türlü gitmediğin için de sen sokakta arkadaşlarınla çok fazla gezemiyorsundur. Anlatabiliyor muyum? Hemen oturman gerekiyordur o bilmem ne sancısından dolayı. Ya da irritable bağırsak sendromu vardır. Huzursuz bağırsak. Yaşadığım şeyleri size söylüyorum bu arada. Bunlar seni sınırlar. Her sınır, yüzleşemediğin her sınır, her koyduğun taş kalıcı hale gelir.
Yani ya ameliyat olmayayım diye korkarsın, sınırsın. İngilizce. Öğrenemiyorum. Ben İngilizce öğren. İngilizce beni sevmedi. E sen bir tarafı kaldırıp da bir zahmet çalıştın mı? İki satır bakıyorsun, televizyon güzel geliyor. İki satır bakıyorsun, PlayStation güzel geliyor. İngilizce senin sınırın oluyor. Çeşitli ülkelere gidemiyorsun. Unutmayın, yüzleşemediğiniz her sorun sizin sınır taşınız olur. E buraya bir sınır, buraya bir sınır, arkama bir sınır. Ben bir tek bu yöne gidebiliyorum. Sanıyorum ki özgürüm. Hani ya ben çok özgürüm. Özgürsün, bekle özgürsün. Tek yöne gidebiliyorsun. Attan farkın yok. Böyle geziyorsun işte. Demek ki seni motive edecek şey özgür olma. Yani bu yöne de gidebiliyorsan, İngilizcen varsa ve Avrupa'yı da gezebiliyorsan özgürsündür. Eğer ki yıllardır kaçtığın ameliyatı olabiliyorsan, aylardır konuşamadığın kıza gidip de çıkma teklif edebiliyorsan, isteyemediğin zammı isteyebiliyorsan o zaman sen özgürsün. Zam isteyemiyorsun, şirketten ziv 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 şikayet ediyorsun, bir türlü istifa edemiyorsun. Özgür müsün? Şimdi neyine senin motivasyon Allah aşkına? Bir, gemindeki delikleri dolduralım, tasmanı bir kopar, sonra motivasyona ihtiyacın olsun. Ben seni istediğin kadar motivasyon tedavisine maruz bırakayım. Sen depoya istersen jet yakıt al. Araba çalışmıyor ki. Tekerlekler yok ki ya da tekerlerin patlak. Bir zahmet ya değiştir ya şişir. Bazılarında tekerlekler tam patlak olmasa da havaları iniktir. Onlar da umursamaz, yolda patlar. İkinci olay motivasyon için. Mind map, yani zihin haritan olması lazım. Zihin haritası ne biliyor musun? Böyle büyük bir kağıt alırsın. Şimdi cimrilik edeceksin, onu da A2 alacaksın da, A3 alacaksın resim kağıdı. Yapma, git A2 kağıt al. Yani bu masanın yarısı kadar ya da üçte biri kadar bir kağıt al. Koy o kağıdı. Kalemler al. Al kalemlerini. De ki tam ortasına kendini çiz. Tam ortasında bu benim bugünüm. Yani bugün ne? 2 Haziran bilmem ne. 5 Haziran şu. 7 Haziran şu. Yazdım bugünün tarihini. Bunun geçmişine doğru bir çizgi çiz, bir de geleceğine doğru. Gelecekte bir tarih seç. Mesela 10 sene sonrası. 10 sene sonrasına bir çizik. 20 sene sonrasına bir çizik. 5 sene sonrasına bir çizik. Nerede olacağını yazsana. Yaz bakalım nerede olmayı hayal ediyorsun. Ya da senden en fazla ne olur bir görelim. Ha, şimdi onu tahmin etmek güzel. İşte oradan çılgın para kazanacağım. Bir de geçmişe bakalım mı? Geçmişe de bir koy. Şuradaydım, buradaydım. Ne olmuşsun? Yani hayatındaki o eğri nereye gidiyor? Sonra bu her tarih var ya, mesela diyorsun ki sene 2000, şu an 17, 2019'da üniversiteyi bitireceğim. Bir çizgi koydun. Zihin haritanı, mind map'ine, gerçekte harita olarak döküyoruz. 2019'da bir çizgi koydun. Üniversite bitiyor. 2017'deyim. Arada 2 yıl kaldı. Şimdi o haritanın biraz aşağısına kay. Bu, yani dana derisi gibi kağıdı boşuna aldırtmadık sana. Üniversite yaz. Üniversite için o zaman dilimini böl. Yazın şunu yapacağım, kışın bunu yapacağım, bunu yapacağım. Yukarı çık, kağıdın üstünde başka bir boşluk bul. Falanca zaman dilimi için bunu duvara asacaksın ha. Yani bu kadar videomu izliyorsan sana bir hayrım olsun ve yap bunu. Biraz yukarıya kay. De ki mesela Mayıs 2018 ile Temmuz 2018 arası İngiltere'de olacağım. Almanya'da olacağım. Bilmem neyle bilmem ne arası şurada olacağım. Dök bakalım haritayı, ne oluyor? Ve bu haritaya sadık kal. Çünkü bu haritanın gelecekte yazdığın şeyleri bir yıl sonra geçmişin olacak. Bakalım ne kadar tutarlısın. Motivasyon sana verelim de devam ediyor musun? Dolayısıyla ilk önce şükretmeyi öğrendik. Bir hastaneye gittim baktım. Çok istiyorsan mezarlığa da gidip bakabilirsin. Belki motive eder seni. Orada bir sürü günde 2 saat fazladan uyuyan adam var. Geç. Sen de uyuyorsun ya, bayılıyorsun ya uykuya. Ben uyuma diyorum. Şuna bayılıyorum. Akşam 1'de video yayınlıyorum, izleyen var ya. Alnından öperim kardeşim. Onlar kimler olduğunu biliyor. Buradan bir kişiye özellikle selam yollayacağım. Onur. Gerçi Mustafa falan da var. Hepsine teşekkür edeceğim. Onur Yasa, teşekkür ederim. Niye teşekkür ettim biliyor. Gelelim motivasyonun ikinci kısmına. Seni şişirebilmemiz için, yani daha verimli olabilmen için hayatını bir döktük. Yani zihin haritamız var. O zihin haritamızın üstüne hedefler koyduk. Neler yaptık, baktık. Nelerin var şu ortaya? Şeyi izle, SWOT analizi, kişisel SWOT analizi ve Yuhari penceresi videomu izle. İzledikten sonra şu kağıt, devasa kağıt var ya, cimrilik etmedin ya bir zahmet. Bu arada bunu tek yap.
Bu söylediğimi bu arada ilişkiniz için de yapabilirsiniz. Yani kız arkadaşınızla eğer bir ilişkiniz varsa, belli bir yere geldiyseniz ya da eşinizle bir sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız bu Amerikalıların geliştirdiği ama sonradan Avrupa'nın oturtturduğu bir sistem. İlişkinizi dökün böyle hani işte 1 Ocak bilmem ne de çıkmaya başladık. Ben senden burada nefret etmeye başladım. Buradan itibaren Ahmet'le çıkmaya başladım falan. Şaka yapayım, böyle yapmayın. Ama ilişkinizi de kağıda dökebilirsiniz. Konumuz bugün kariyer ve bireysel olduğu için motivasyonda kalacağım ben. Haritanıza döktünüz. Şu üst tarafa elimdekiler, hayatımdaki tehditler, hayatımdaki fırsatlar ve hayatımdaki zayıflıklarım. SWOT. Strength, güçlü oldukların yazdım. Güçlüyüm. Niye? Çünkü İngilizce biliyorum. Çünkü çok iyi bilgisayar kodlama biliyorum. Çok iyi yemek yapabiliyorum. Güçlüyüm çünkü çok yakışıklıyım. Ne bileyim. Zayıflıkların, bence çok yakışıklı değilim. İngilizce'de pısırığın tekiyim. Vesaire vesaire. Fırsatlar, Haluk Hoca'yı izliyorum. Çeşitli videolar izliyorum. Ne bileyim. Fırsatlar, yakında işte Erasmus'a gideceğim. Fırsat. Tehditler, evleniyorum. Boşanıyorum. İşte annem babam beni sınırlıyor. Param bitecek. Vesaire vesaire. Okul bitiyor, az zaman kaldı. Ortaya da döktün mü SWOT analizi? Yohari'nin birisi yapar, o sorun değil. Şimdi bu kocaman kağıdın içerisinde kaybolmamak için senin ihtiyacın olan şey motivatörler. Motivatörler nedir biliyor musun? Bak bugün Einstein'ın yanında niye o güzel kardeşim var? Sana motivasyon objesi olsun diye. Böyle bir obje buluyorsun. Misafir konuk oyuncumuz. Şirin, Şirine, ne bileyim South Park'tan bir şey ya da Medek bir şey bul yani. O bulduğun obje senin motivasyon objeni olsun. Bunun benzeri başka şeylerde al. Eve koy, banyoda diş fırçasının yanına koy. Bu sana hatırlatsın. Be adam, değiş, çalış, yaşa, bir şey yap. Bu objelerden olsun. Snoopy mi yaparsın, ne yaparsan yap. Bu objeler sana yaşaman gerektiğini, hayatta durman gerektiğini hatırlatsın. Refleksler diyorsunuz, nazar ettiniz. Bir diğer olay, önemli olan şey hayatta koyduğun hedefte kaçıncı olacağın. Caps yapanlar var, onlara bir havalı pas açmış olayım. Bu laf bana ait, seminerlerde kullanıyorum. Birincinin, birinci olmasını sağlayan şey, yani biz birinciyi nasıl tanımlıyoruz biliyor musunuz? Birinci, ikinci yorulduğunda devam eden kişidir. Bir maraton düşün, ikinci tık nefes olmuş, aslında birinciydi. 10 dakika önce, 1 saniye önce adam önde koşuyordu. Bitti, nefesi bitti. Ve pes etti, korktu, öleceğim dedi, hedefe varamayacağım dedi. İşte Ayça Hoca olsa bunu çok böyle dramatik, takır takır anlatır. İkinci, eski birinciydi. Birinci olan kişi, 100 metre daha koşarsam bitiş orada diyen adam. Yani illaki her zaman bitişin gözüne girmesi gerekmiyor. İllaki hedefinin sana gösterilmesi gerekmiyor. Şöyle tipler var, nefret ederim onlardan. Tamam ama ne zaman varacağız? Yani yola çıkarsın. Dersin ki işte atıyorum biz Antalya'ya gidiyoruz. Ne zaman varacağız? Arkadaş, yolculuğun kendisinden keyif al. Yani Afyon'da bilmem, şimdi Ramazan günü örnek vermeyeyim mola yerli yemekli ama şurada mola vereceğiz. Burada bilmem ne yapacağız. Şunu yapacağız. Yolun kendinden bir keyif al ya. Mız 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 mız. Orada yapacağın şey ne? Bak yolda gidiyorsun. Birisi söyleniyor ya. Aç kapıyı. Devam et. Vavyen. Bu kadar basit. İzlemeyin, ben sevmemiştim filmi. Film önereyim motivasyon için. 3 film önereceğim. Birincisi, niye önerdiğimi anlamayacaksınız ama film çok güzel. A Beautiful Mind. Russell Crowe'un akıl oyunları. 1999 falan herhalde. Çok yeni bir film. Stephen Hawking'in hayatını anlatan her şeyin teorisi. Bunu ağır gelecek kişiler Facebook'u da izler ama her şeyin teorisini izlerseniz daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Daha light bir film istiyorum hocam. Bu filmler bana ağır geliyor diyenlere çok güzel bir film önereceğim. Truman Show. Truman Show niye önerdiğimi film bittiğimde anlayacaksınız. Filmin son sahnesinde anlayacaksınız. Ondan önce anlamayacaksınız. Birinci önerim bu olsun size. Truman Show'u mutlaka izleyin. Jim Carrey'in filmidir. Jim Carrey'i ben maskede çok gevşek bulmuştum ama bu filmde gerçekten iyiydi. Jim Carrey biraz da kendi hayatınızı sorgulatacağınız bir film yapmış. Truman Show'u izleyin. Kitap isteyeceksiniz. Kitap da önereyim hemen size. NTV yayınlarından çok güzel bir tane kitap önereceğim bugün. Rolf diye yazılıyor. Dobelli. Rolf Dobelli.
Ekranda şu an görüyorsunuz zaten. Bu kitabın güzel tarafı şu. Bu arada video bitmedi. Ben uzun video olacak demiştim. Kitabı önerim devam edelim. Hatasız Düşünme Sanatı. NTV yayınlarından Rolf Dobelli Hatasız Düşünme Sanatı'nı önermiş size. Biz motivasyon sürecinde rol modeller belirleriz bize gelen kişilere. Bu arada bunlar ücretsizdir. Ne olur şu fikir hiçbir zaman gelişmesin. Halen soruyorsunuz. Ne zaman para alacaksınız? Ne zaman ücretli olacak? Hiçbir zaman ücretli olmayacak. Her zaman bedava olacak. Hiçbir zaman da gelin ben size para, bir gün bana para ödeyin demiyorum. Umurumda değil. Her şey bedava. Bu yüzden de kitap istemeyin. Ha, bir kitap çıkacak. Yetiştirebilirsem İnsan Mühendisliği diye bir kitap çıkaracağım. Kişisel gelişim üzerine. Ama o herhalde sonbahara falan ancak çıkar. O paralı olacak. Onu raflarda satılacak çünkü. Geliri de çok güzel bir yere gidecek hayırlısıyla. Kimsesiz çocuklarla alakalı bir projem var. Şimdi rol model bulduğunuz zaman rol modeliniz bir tane olmasın. Rol modelleriniz olsun. Yani mesela ben seyahatte Ayhan Sicimoğlu'nu rol model seçtim kendime. Yani çok keyifli bir adam. Bayılıyorum kendisine. Ama tarih konusunda İlber Ortaylı'yı rol model seçtim. Strateji konusunda dönüp baktığım zaman Cengiz Han çok hoşuma gitti. Biraz bakarsanız çok vahşet bir insan ama öbür tarafta dönüp de baktığınız zaman başarısızlıktan ders çıkarıp da yine başarısız olmasına rağmen Napolyon muhteşem bir rol modeli oldu. Daha öteye gittiğiniz zaman çok güzel rol modeller buluyorsunuz. Bunlar illa bugün karşınızda oturan bir insan olması lazım değil. Yani sakın illa bugün gördüğünüz birini rol model seçmek zorunda kalmayın. Bir diğer olay, benim önerim bunlar tabii ki. Sizi motive etmeyen objelerden, insanlardan, anılardan kurtulun. Çünkü sizin motivasyonunuzu düşüren insanlar vardır. Bunlarla ilgili daha önce konuştum. Çukurdan çıkmanızdansa sizin çukurda kalmanızdan keyif alan insanlar kurtul. Çevre kurtul. Eski sevgilinden kalan bir zımbırtı at gitsin. Kurtul mutlaka ki. Senin dik durmakla ilgili bir sorunum var. Geliyoruz sona doğru. Lütfen gün içerisinde bir 10 dakikayı ama 10 dakikayı ne yapıyorum ben diye şöyle bir not defteri tutmaya size söylemiştim. Bunu tutmaya ve güncel tutmaya ayırın. Mümkünse günün sonunda yazar kasaların Z raporu vardır onun gibi. Son olarak motivasyonunuzu bozacak şeyler var. Motivasyonu ne bozar? Motivasyonu en çok bozan şey doğal olarak yanlış beslenmedeki şekerli gıdalardır. Şeker üzerine oturup bir video çekeceğim. Televizyonda sırf böyle Canan Hoca'nın dediği kadar veya işte 3-5 tane dandik haber bülteninin söylediği gibi değil. Şeker inanılmaz bir kanser aracı. Onu bırak motivasyon tüketici. Niye? Sana birden enerji verip sonra yolda bırakıyor. Düşün ki araban yolda kalmış, birileri itiyor ama 5 metre itip sonra bırakıyorlar. Sonra geliyorlar dalga geçermiş gibi 5 daha itiyorlar sonra yine bırakıyorlar. Araba bir türlü çalışmıyor. Kendi motivasyon yıldızınızı bulursunuz umarım. Motivasyon yıldızı bir tanedir. Motivasyon yıldızı şudur. Bir sen belirlersin, o sendir. Kendini rol model alırsın yani. Dersin ki ben zengin olacağım, ben çok sağlıklı olacağım. Hastaysan anlarsın bunu ne demek istediğimi. Ben bir gün çok sohbeti dinlenebilir bir insan olacağım ve o sen olman lazım. Olman için de tek sana yardımcı olacak insan sensin. Sakın o dostlarına güvenme. Nasıl ki lise bittiğinde o arkadaşlarının çok azı kalıyorsa, nasıl ki üniversite bittiğinde hepsi işe girip evlenip de bir şeyler olmaya çalışıyorsa, dostun her zaman dostundur, canın ciğerindir ama zora gelince herkes kendi ayakları üstünde duracak. Umarım kendi ayağınızın üstüne kalkarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan 45 bin diyeceğim. Bu yayınlarında muhtemelen 45 olacak. 44 küsür gidiyor çünkü. 45 bin kişiye tek tek teşekkür ediyorum. Umarım aynı güzellikte devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.